Geçen hafta Rast makamı, hangi makamlarla rastlaştı, paslaştı demiştik. Geçen haftaki değil mi? Kuşak ve segahtı. Geçen haftaki. Evet. Bu hafta? Şimdi bu hafta diğer makamlar hangi makamlarla paslaşıyor, paslaşıyor? Birazdan hep birlikte uygulamalı olarak izleyeceğiz. Tabii, uygulamalı olarak onu izleyeceğiz. Ha. Dedik ki öyle bir makam ki anaç makam ki besliyor, barındırıyor, büyütüyor, çoğaltıyor, diğer makamlarla birlikte bazı makamların doğmasına yol açıyor. Bu sanki gövde falan değil mi? Bu kök. Evet, kök. Bunun üzerine ana gövdeler çıkıyor. Evet, çıkıyor. Oradan dallar, yapraklar. Evet, yapraklar, dallanıp budaklar. Meyveler. Evet, meyveler. Olağanüstü bir makam olduğu için. Bunu birkaç böyle fasılda işleyeceğiz. Tabii. Şuradan yerime geçeyim. Şimdi tabii ilk Rast makamını anlatırken alışılmışın dışında başladık biz. Dizisinden söz etmedik makamın. Hep böyle dizisiyle başlanır da biz başlamadık yani. Şimdi dolayısıyla tabii ki nazariyat kitaplarına baktığımız zaman makamla ilgili, Rast makamına ilgili tabi asgari müşterekte herkesin musikiyle uğraşanların bildiği bilgiler mevcut. Ama önemli olan bilmediğin, bilemediğin, duymadığın, duyamadığını duymak. Doğru. Değil mi? Doğru. Bu o da tecrübeyle yaşanarak, araştırılarak, rastlaşarak. Tabii. Rastlaşarak, istişare yaparak. Evet. Dolayısıyla şimdi Rast makamının dizisi Rast beşlisi var Türk müziğinde. Dörtlü ve beşliler var. Temel dörtlü ve beşliler var Türk müziğinde. Bir de yardımcı dörtlü beşliler var. Temel dörtlü beşlilerden biri olan Rast beşlisi var Rast makamında. Sol la si do re. Ona TKST diyoruz. Ve Rast beşlisinin üzerinde de re'de, neva'da tekrar bir Rast dörtlüsü var. Yani sol la si do re, sol la si do re. Bu Rast beşlisidir ve bunda bir komalık segah sesi var. Sol la si, o bir komalık. Sol la si do re, işte Rast beşlisi. Re mi fa sol, Rast beşlisi artı Rast dörtlüsü var. Re mi fa sol, fa mi re var. Fakat bu makamların eserlerinde dönüşte fa diyez kalkarak eviç perdesidir o. Natürele dönüşür, natürelde acem perde. Re mi fa sol, sol fa mi re. Natürel haline gelir yani. Fa diyez kalkar, yerini fa'ya bırakır. Eviç perdesi kalkar, yerini natürele bırakır. Bütün o inici çıkıcı cazibeden kaynaklanır bu. Sol la si do re, Rast beşlisi. Re mi fa sol, Rast dörtlüsü nevada. Sol fa mi re, dönüşte fa diyez kalkar, fa natürel olur. Bu inici çıkıcı cazibe deriz buna. Dolayısıyla orada nevada rast yerine nevada buselik oluşur. Nevada buselik oluşunca
o Nevada'daki Buse'nin üçüncü derecesi olan Fa Acem perdesi vurgulanmaya başlanırsa işte orada da farklı bir makamda ortaya çıkar. Yani Rast'ın içinde Beyati makamda oluşur. Böyle bir dizi konusunda bir giriş yaptık. Şimdi Rast'la Uşak ve Segah rastlaştı. Üçü bir arada dedik ona. Rast, Uşak, Segah. Üçü bir arada. Ama dedik. At başı giden Rast. Evet, tabii. Sürüklüyor. Yani ne yapar? Galip gelen benim. Galip gelen Rast. Hangi makam Rast'ın bünyesine girerse girsin, galip olan Rast. Çünkü ana makamı, konumuz Rast. Taban Rast, tavan değişiyor. Mesela Rast'ın içine Beyati makamı giriyor. Taksim'de Rast'ın içine Beyati makamını koydu. Rast kimle paslaşıyormuş? Beyati makamı. Beyati veya Beyati makamı. Demin Rast'ın içine Beyati kattım. Ki bir örnek vardır. Taksim yaptım. Sevmediklerine gönül avutma. Hasrete yolcuyum, beni unutma şarkısı çok güzel bir şarkıdır, Rast şarkıdır. Ne var şarkı? İçinde Beyati var, Beyati. Hasrete yolcuyum, beni şarkı ama içinde Beyati var. İçinde Beyati var. Onu bir küçük bir Beyati ihtiva eden Rast Taksim yaptım. Bir de bir örnekle süsledim bunu. Evet. Hasrete yolcuyum, evet. Beni unutma. Veya bir şarkı daha vardı. Senden ayrı yaşayamam. Çünkü çok sevdim seni. Hasretine Beyati Beyati, çünkü çok sevdim seni. Burada Rast'ın Beyati mi? Beyati. İçinde kimle rastlaştı? Beyati ile. Beyatili Rast bu. Onun için güzel. İki şarkı örnek verdim. Burada araştıracaklar. Değil mi? Muski şiraslar, Muski ile uğraşanlar. Bu iki şarkı da Rast'ın. İkisi de Rast. Nasıl? İçinde Beyati ihtiva eden. Kimle rastlaştı? Beyati ile rastlaştı. Rastlaştı. Hocam sen öyle yemek yapar gibi anlatıyorsun. O bir. Ama ne kadar güzel iki şarkı bu bak. Yani Musiki'nin içinde olanlar bu iki şarkıyı bilir. Senden ayrı yaşayamam. Bir de diğer Rast şarkı. Sevmediklerine gönül avutma. Beyati tamam. Bir de kimle rastlaşıyor? Hüseyin'i. Hüseyin'i. Çok adam. Birbirine. Evet. Rast ama Hüseyin'i. Gönüllerine. Küçük bir Rast taksim yapıyorum. İçinde Hüseyin'i ihtiva eden. Hayaller gönül geçiyor.
Şevki Bey, nedendir bu dili zarın füyanı? Hüseyin'in geçki var. Neden güzel bu şarkı orası? Orası Anser. Anser mı? Anser. Anser zer, zerre zerrecik diyorum ben. Yani böyle dokunur, bir tat ki o, aman devam etsin dersin, yok. Hakikaten şu diyebiliyor mu? Evet, evet. Biz aynı talep, benzer talep benden geliyor. İyi mi? O Şevki Bey'in hayane bu ne? Hüseyin'i geçki. Kimle rastlaştı rast? Hüseyin'i. Bir şarkı daha vardı, o da Hacı Arif Bey'in. Hatırımdan çıkmaz asla, ah Tüpeyman senin. Bin yemin ettin azalim, yokumu din sanırsın. Müthiş bir Hacı Arif Bey şarkısı. O nakarattaki güzellik nereden kaynaklanıyor? Yani Hüseyin İmaz. Evet. Bin yeminler, re mi fa mi re do re mi mi la mi. Hüseyin'e bak. Yok mu bin sanırsın. Hüseyin'in rasta kattığına bak ya. Olağanüstü bir güzellik ya. Olağanüstü bir güzellik. Ve bir şarkı daha vardır bu. Şarkı daha var. Galiba biraz Hüseyin'le çok yakışıyor. Çok yakıştı. Beyati'yle de yakıştı. Yakıştı. Hüseyin'iyle de yakıştı. Bilmem ki nedendir bana sen hor bakıyorsun. Biraz şarkı var ya. Yapma yakıyorsun derken de tamam. Hocam anzer bandı veriyorsun, bırakıyorsun. Yapma güzeli Hüseyin'i perdesi diyoruz, alameti farikasıdır Hüseyin'in. Hmm. Hüseyin'in alameti farikası mi? Mi. Mi vurgusu. Hüseyin'de uşak. Hüseyin'de uşak. Sonra da Hüseyin'de vurgu. Hmm. Vurgu olur. Ve acemli Hüseyin olur yani. Ona da mecid diyoruz. Mecid. Hüseyin. Evet. Mecid diyoruz. Acemli yani Hüseyin'i. Hüseyin. Acemli Hüseyin'i diyoruz ona. Gördüğünüz gibi 3 tane de örnek, bunu bu bilinçle çalmak lazım. Şimdi bir makam daha rastlaşıyor, paslaşıyor. Isfahan makamı. Of. Ona işte yani bunlar Azer, biri Azer, biri Azer, biri Zer, bu Zerrecik. Azer Beyati diyelim. Zer Hüseyin'i, bu Isfahan Zerrecik. Bu çok az, çok kıymetli bu. Her ikisinden de daha kıymetli. Çünkü çok az rastın içine girmiş. Bir dokumuz çıkmış, dokumuz Isfahan makamı. Kıs beni diyor. Isfahan çok önemli bir makam Türk musikisinde. Evet işte. Baştan sona Isfahan makamı yok mu? Benim? Var, var tabii, var tabii. Yani kendine ayrı olup da başka, olmayıp da başkasına ayrı olan makamlar diyorum ben. Isfahan'ın kendine ayrından çok başka makamlara ayrı olmuş. Böyle bir tabir. Kendi güzel bir makam, az örnek var.
Yani başkalarının makamın bünyesine serbest şeklinde girip ihya etmiş bana. Anzer diyoruz işte. Isfahan Anzer ya. Şöyle dokunup geçmek. Şimdi gelip ona örneğe gelelim. Miras oyun havası var. O işte içinde işte Isfahan var. Farklılık olduğunu hissediyorum. Evet. Yani o zerrecik dediğin evet. Şey var ya, yani böyle evet. İşin özüdür, koyarsa şeye, o çok şeydir, üzerine suyla. Evet, kesinlikle. Baksana. Çoğaltırsın. Burası Isfahan işte. O kadar güzel. Rast oyun havası uzun Isfahan, yıllardır Isfahan. Bu çaldığınız uzun. Şimdi aklımda değil. Neyse, uzun yıllardır bu ben şeyi biraz da an adamıyım ya. Bazı yerlerini unutmuşum ama burada önemli olan Isfahanlı bir rast bu. Bunun ifade etmek önemli. Bu şeyi ona göre inceleyecekler. Bir de bir ben yaralı Ceylan'ım, Zeki Duygulu'nun. Onun içinde de. Azeri Rast eseri. İçinde ne var? Isfahan. Kaşı gözü sürmeli Karalı Ceylan. Burası Isfahan diye. Le 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 mi de mi de mi mi de do le le do le do se. Benim bir avucu Rast'ın içine Isfahan'ın girmesi ve olağanüstü bir güzellik. Ya hocam, bu evet. Televizyonda yemek tarifi programları yapanlar var. Evet. Onlara benzettim. Şöyle düşün, ben musiki gurmesiyim. Ya gurme doğru. Gurme diyorum ya. Evet. Orada Rast oyun havasını uzun süre çalmadığım için biraz unuttum filan. Ama orada ufak tefek farklı şeyler oldu ama önemli olan Isfahan'ın kullanması. Ki iki eserdeki Isfahan. Edi. Isfahan. O Rast oyun havasında. O. Ama orada burada da bu. İkisinde de belirgin çok güzel Rast'ın içinde Isfahan'la paslaşma. Rast Isfahan'ı öyle bir dokunup geçiyor ki bazada tutamıyor onu. Çok böyle. Dokunup geçmek yani. Kıymetli, az. Azın kıymeti var Isfahan. Bu Isfahan dedik. Ne dedik? Beyati, Hüseyin'i, Isfahan dedik. Üç. Bir üçlü daha var. Bu üçlüyle de şimdi bu bir üç, üçü bir arada diyoruz ya buna aslında. Rast ana makam,
Rab, Beyati, Hüseyin, İsfahan. Üçü bir arada olarak olan var mı? Dedim ya, Rast, Uşak, Sedyat dedi. Hayır, aynı parça içerisinde düşünüyorum. Tabii, var tabii. Olmaz olur mu? Var. O da var. Şimdi gelelim, hatta gelelim, bu bir üç daha var. Üzzam, Karabcağır, Sosinak. Rast bakalım içine ne giriyor? Üzzam, Karabcağır. Sosuna. İyi bak. Kimsesiz bir gibi kucağından ağlayayım. Şarkı Rast. Burası ne? Kimsesiz bir yavru gibi kucağında ağlayayım diyor ya. Hangi makam verir bunu? Üzzam. Umut beni kalbimdeki icrama yalnız kalayım. Rast şarkı. Rast şarkı. Şükrü Tunar'ın. Kimsesiz bir gibi. Size bahsettiydim. Hüzzamı seven sevmeyen makamlar diye ikiye ayırdım. Hüzzam bayılıyor vibrasyona. Yavru gibi kucağında ağlayayım. Bak kucağında Karıcağır oldu. Karıcağır oldu. Hüzzam, Karıcağır, Sözünat iç içe onlar. Bunlar bir arada. Bir arada. Kucağında ne oldu? Rastlaştı yani. O zaman Suzinak oldu, basit Suzinak. Neden güzel bu şarkı? Yusam, Karıcağır, Suzinak, Rast. Rast'la beraber dört. Hepsinin tınısı farklı. Yusam'ın hüznü farklı. Karıcağır'ın hüznü farklı. Basit Suzinak'ın farklı. Rast'ın farklı. Ama burada yani nüfus... Evet, Hüzzam, Karıcağır, Suzinak devreye girdiydi. Rast'ın içinde Hüzzam, Karıcağır, Suzinak üçlüsü olağanüstü güzellik katmış. Ki bu bahsettik bir sevmekten kim usanır? Kimsesiz bir yavru gibi iki şarkı. Kimsesiz bir yavru gibi Hüzzam kucağında ağlayayım. Hüzzam'ın hüznü kucağında. Karıcağır'ın hüznü biraz hüznü azaldı. Onlar indi sole basit Suzinak daha da azalıp Rast'a biraz üzüntüsü yani bir nihayet erdi orada. Değil mi? Bunda kaç kere yemin ettim, kaç gönüllere girdim, Hüzzam. Rast bak yine geri gel. Bu notasının başında ne yazıyor? Sevmekten kim usanır? Ne yazıyor? Efendim Rast şarkı. Rast. Tabii. Yani burada bak hüzün seviye seviye indi. Bak yine geri geldim diyor. Yani, toparladı. Rast toparladı. Orada. Rast toparladı bak. Çok önemli. Bu Hüzzam, Suzinak. Hüzzam, Karıcağır, Suzinak. Üçünün bir arada olması. Mesela bir şarkı da var. Senden uzak günlerim zindan oluyor. Hasretin elemi kalbime doldurma. Bu ne bu? Hüzzam. Hasretin
Hacı. Görüyor musun? Zamık harca rastı gene. İç içe o olağanüstü gene Alaaddin Yavaşça hocanın şarkısı. Şimdi bu düzam yetkilerin şeyi başlatan da Hacı Arif Bey'dir. Onun bir şarkısı var. Huslatından gayrı el çektim. Şarkısı. Rast şarkı. Dim yeter ey bir vefa. Hacı Arif Bey ile başlamıştır yani. Gökene inersek, yani rasta yüzlamı katan Hacı Arif Bey. Hacı Arif Bey ile başlıyor. Oradan sonra diğer işte diğer devam ediyor ve çok yaygınlaşıyor. Yani ki bir rast şarkıda yüzlam galipse yüzlamlı rast. Ama hüzzam galip ama içine şöyle bir karca ara suzinağa dokunuyorlar. Buradaki üçlü de galip olan hangisi? Rast. Rast. Rast'a dokunuyor. Rast hüzzam vurguluyor, derinleştiriyor. Galip hüzzam şöyle bir karca ara dokunuyor. Hüzzam gibi bunlar moda. Karca ara dokunuyor. Ondan sonra rast'la bitiyor. Yani anaç makamda rast kendinde. Ama hüzzam karcağırda, suzinakta gene baskın olan ağırlıkta hüzzam. Onu demek istiyorum. Çok güzel örnekler var. Gene şeyin ala okudum dua sensin kalp ağrıma deva sensin. Burada da Alaaddin Yavaş'ın şarkısı bana nasıl vazgeç dersin. Burada şey yüzam gene geçkili. Fakat yüzam ama içinde suzinak da var. Rastlama. Suzinak. Yüzam, suzinak, rast var burada. Diğerinde buna karcağır da eşlik ediyor. Yani ailenin çocukları. Evet. Yüzam, karcağır, suzinak, rast. Ama yüzamın her zaman bir şeyi var yani. O derinliğinden dolayı. Diğerleri de o şeye eşlik ediyor. Cila. Evet, cila. Dolayısıyla bu üçünle beraber ya rast makamı inanın günlerce konuşulacak bir makam ya. İnanın. En çok makam, en çok yapılan eser rast mı? Efendim, üç en çok kullanılan makamlardan biri. Çok kullanılan makamlardan biri. Hicaz'ı var. Hepsi var. İnne Havent'i var, şusu var, Segah'ı var, değil mi? O en çok ama bunu ele aldık. Dolayısıyla şimdi nasıl bitirelim? Şimdi şöyle yapacağız, bu Rast'ın ikinci bölümü bitti. Evet, evet. Üçü var mı, onu üçü artık sen var. Karar vereceksin. Tabii, yani Hüsnü Hocam. Üçü yani olmadan olmaz. Haftaya üçü yapacağız. Tabii, yani bu... Üçü yapacağız. Tabii, üç her makam böyle değil ama bu makam... Daha ne? Belki dördü yapacağız. Evet, üçüncü bölüm mutlaka olacak ve dolayısıyla... Benim öğrendiğim ikinci seanstan sonra bu makamlara ya Hüsnü Hocam verdi bu özelliği, makamları sanki böyle profilleştirmiş. Evet, orada güzel sizin ifadeleriniz var. Bir insan yani, gibi demiştiniz. Yani profil haline getirmişsiniz. Evet. Böyle bir karakteri, özelliği, evet. Davranış biçimi. Evet, evet. Evet. İnsan duygularıyla öne çıkması, geri durması, kenarda durması. Evet. Ailenin çocukları evet. gibi onları yönetiyorsun. Evet, kesinlikle. Birinci bölümde demek ki anaç, ana makam, rast ve hangi makamlar paslaştı rastla? Uşak, uşaklı rast, segahlı rast, ondan sonra beyatili rast, hüseyinili rast, ısfahanlı rast, hüzzamlı rast, suzinaklı rast, karcarlı rast, bakın taban rast, hangi makamlarla rastlaştı, geldik buraya. Temelde rast var, üstünde evet, evet. ne kadar kat çıkarsak, ne evet, kadar değişik model dedik. Dolayısıyla şunu ifade etmek istiyorum, ustalarımdan yetiştim ama onların bana kattığının
üzerine ben de biraz acizane katmanlar. O bir tevazu falan evet, değil, o bir evet. Görevdir aslında. Ustalar söyledi yani, ustalarımın hayır, temeliyle konuşuyorum. Yani. Ki yani bu yanlış anlaşılmasın, büyük ustalarım oldu. Ki Amir Ateş de benim hocam oldu. Aziz Bahriyeli... Geriye gitmemeli, hocaların üstüne çıkmalı ki evet, bir musiki, bir sanat daha ileri gitsin. Yoksa hep hocalar da üstte kalıyorsa... Boynuz kulağa geçmezse sanat ölür diyoruz. Evet. Dolayısıyla benim de böyle araştırmayla bir temeli attı ustalarım. Evet. Onların şey, ondan sonra katmanlar. Sanatta bu geriye gidiyor da, evet. Mesela teknolojide de bu yukarı çıkıyor. Evet. Şimdi o zaman son bölüme geldik. Tabii. Rast'la sürmeleri sürünme. Yanına geleyim. Gel. Ben de sana, seni takip edeyim. Sana kıymetli Hüsnü Hocam. Değil mi? Bu şarkı da çok sevildi. Hala yani bir ortamda bu şarkımı çaldığım zaman her halkın her kesiminden buna eşlik ettiğini gözlemliyorum, yaşıyorum. Ve buradan da bütün musiki şinaslara, dostlara, musiki severlere selam yolluyoruz, selam saygı yolluyoruz. Güzel hafta buradayız. Saygı yolluyoruz. Hem muhabbet edeceğiz. Üstünün talebelerine de saygılarımı sunuyorum. Evet. Herkese saygı, sevgilerimizi iletiyoruz. Sürmeleri sürünme sözleri Hücesti Aksamur'a ait. Rast şarkımla ben sizi takip edeceğim hocam. Çünkü tamam. Tam bilemiyorum sözleri. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Müzikle kalın. Musikiyle kalın.